Dayanmayacak mıyız? Mesela Türkiye'nin dış borçlanmayla ilgili kredi notunun puanının yükselmesi vesaire, tüm bunları bir arada düşündüğümüzde bu tablonun içinde bilinçli müdahaleler kısmına katılırım. Ama çaresiz bilinçli müdahaleler olduğunu düşünmek lazım. Bunu Sayın Bakan zaten kendisi söylüyor. Diyor ki biz enflasyonist ortamda cari açığı azaltacak şekilde dış ticaret yapıyoruz. Ülkenin belli bir kısmı ezilecek, yoksullar ezilecek. Bir kısım insan buradan para kazanacak diyor. Bir tercihi söylüyor. Siz bunu söylediniz sanıyorum, değil mi? Ben yanlış mı anladım? Yani tercih derken bu muydu? Burada bir tercih söz konusu. Bu tercihin içerisinde de biz şu anda şeffaf olmayan bir süreç yaşıyoruz. Hükümetin bakanı, bakan söylüyor zaten. Evet. Diyor ki yoksullar ezilecek. Özetle onu söylüyor. Buradan bir kısım insan da para kazanacak. Çatır çatır çarklar dönüyor diyor. Değil mi yani? Evet. O galiba aynı şey. Söylediğiniz aynı şey diye algıladım ben. Yani biz dar bir grubun iktidarıyız diyor. Özetle. Ben öyle anlıyorum. Eğer öyleyse bilinçli. Yeni politika bu şekilde. Hayır, şunu söyleyebiliriz. Yönetim TL'nin değerini kaybettirerek bir miktar 12-13 liraya, 10-11-12 liraya kadar gelebileceğini düşünüp onun üzerine hesaplayamadı da buna yol açtı. Ben şuna dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Hı hı. İlkokuldaki çocuk bu kadar yanlış yapmaz. Onun dikkatini çekmek için söylüyorum. Bu kadar yanlışı ilkokuldaki çocuk yapmazsa, bakın hesap, ülkeyi yönetiyorsanız önünüzde rakamlar var. Hı hı. Faiz kararlarının ekonomi yetkisi %7'dir. %7'dir. Kur etkisi ise %70'in üzerindedir. %7 için %70'ini kim yakar? Bu kadar yanlışları topladığınız zaman bazen de dönüyorsunuz diyorsunuz ki o zaman bu kadar yanlışı çocuk yapmaz. O zaman bu bilinçsiz değildir. Onun için formüle ettim. Bu kadar, yani o bilinçli yükseltildi dediğimin formülü şu. Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılmaz. Peki. Formülü oydu. 10 milyon dolar paranız varsa İbrahim Kahveci, sizin yani gazetecilikten kazandığınız bugüne kadar 10 milyon dolarsa eğer, 40 kuruşluk hareketle kazandığınız para 4 milyon lira yapıyor. Bu kötü biraz önce söylediğim rakamların yanında, yani %2'lik, %3'lük fiyat değişimleri bir gecenin yanında. Onlarla kıyaslarsak. Kıyasladığınız zaman. Ama 4 milyon da iyi para canım, yani bir akşamda 4 milyon lira para kazanıyorsunuz. Bunun ya. İçin bu hesapları yapacaklarını düşünmüyorum. Allah olabilir tabii. 4 olabilir. Milyonu beğenmiyorlar. Ama şeye bakın, asıl eğer bunu sorgulayacaksa 20 Aralık'taki 18 liraya, biraz önce söylediğiniz yani asıl vurgun 18'den orada 13'e. 18'den 11'e, 11'e düştü yani 18 liradan 11'e. Sonra 13 oldu. Orada mesela onun şeffaflığını, işte Türkiye'de yönetim değişimi uzun süre olduktan sonra yönetim değişiminin ne kadar ihtiyaç olduğunu buradan görüyoruz. Yani biz bu 128 milyar doları 20 Aralık gecesi yaşananları kim sattı? Yani Gazi Erçel şurada kaç bin dolar döviz satmıştı da hemen etik işlemden 70 bin dolar mı? 50 bin dolar civarında. 50 bin dolar civarında bir şeydi. Yani hemen işlemden Gazi Erçel'e ne yaptık? Şimdi devasa, onun devasa işleri oluyor da bir şey yapılmıyor. Keşke birazdan 10 milyon dolar olayını HDP milletvekili Sayın sorsaydınız, onlar çok zenginler. Sürekli böyle. Çok kahveci zengin olduğu için 4 milyonu beğenmiyor mu diyorsunuz Hüseyin Bey? 10 milyon olmadığı için. Peki bence 4 milyon iyi para valla yani. Fena 2 tane ev alabilir. Sayın kahveci yani. Yapmak iyi. Tane. Yok. 15 binden artık kiraya versen 4 milyon lira. 4 milyon artık 2 ev alamazsın diye verir. Yok öyle bir şey, inan bey. O iş bitti. Yani peki. Yapmayın. Bakın Türkiye'deki gayrimenkul fiyatlarının artışının da önemli bir sebebi bu suni faiz indirimi. İnsanlar varlıklarını korumak için bu tür yerlere yöneldiler. Fiyatların artmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Peki. Meral Hanım, bu ekonomi yönetiminin işte doların ateşini söndürmek için, kuru tutmak için bir takım böyle arka kapıdan dolanmaları, kapanıp yeni icatlarla ortaya çıkmaları, sonra onlardan sonuç alamamaları, Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç demeye bütün bunlara rağmen devam etmesi niye oluyor sizce? Buna yanıt vermeden önce bir önceki oturumla ilgili küçük bir parantez açmak buyurun istiyorum. Girmek istemedim. Ya orada arkadaşların, yani konukların çoğu bunun bir Göbels taktiği olduğunu, bilinçli yapıldığı yönünde yorumlamalarda bulundular.
Ben buna kısmen paylaşmıyorum. Yani tamamını reddetmek anlamında değil ama doğru. Temel politik hat olarak şu anda özellikle yandaş medyada ve AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politika yapma tarzında kesinlikle Göbels'i arattıklarına tartışma yok. Yani bu tartışmayı mecliste de kendileri de çok sık yaptık. Öyle bir hale geldi ki artık onlar bize muhalefete siz Göbels taktikleri uyguluyorsunuz demeye başladı. Deme noktasına geldiler. Öğrettik yani hani Göbels'i. Birçok konuda yapıyorlar. Yani gerçek dışı beyanlarla çok büyük büyük hani abartılı, absürt, hani hayatın olağan akışına aykırı birçok tez ileri sürdükleri doğru. Ama mesela hepsi öyle değil. Ben bu kanaatte değilim. Yani bazılarında da hakikaten bir başta dedim ya sigorta bozulmuş. Yani bir temelde bir hata yaparsınız ya düğmeyi yanlış iliklersiniz. Ekonomide de böyle. Diğeri böyle yanlış gider. Yani hani mesela Van örneğinde hakikaten ben bilinçli söyledikleri kanaatinde değilim. Neden diyeceksiniz? Yani Van'la ilgili Sayın Aydoğan da söyledi. Çok realite var, çok gerçek var. İşte binlerce gündür Van'ı ben son 4-5 yıldır tamamen yasak bir il. Gösteri yapılamaz, basın açıklaması yapılamaz, yürüyüş yapılamaz. İşte iki dönemdir kayın var. İşkence öyle bir aşamaya geldi ki işte insanlar helikopterden atılıp öldürülüyor. İşte Ali'ne işkence yapılıyor. Van depreminde Van'a yapmadıklarını saysam saatlerce sürer. Ya da Vanlılara yönelik baskı yöntemleri falan. Yani bunların tamamını Van Gölü'ne dair işte korunmasına dair kampanyalar. Burada ben özcesi şunu söylemeye çalışıyorum. Doğru, genellikle bu taktik uygulanıyor ama sizin de gösterdiğiniz birçok örnek vardı. Konuyu dağıtmamak için geçeceğim. Bazılarında da yani danışmanlarda liyakat sorunu var bence. Hakikaten var. Mesela Sayın Bozdağ'ın tweet yazmanız lazım. Hani boş olursa atılmaz. Boş tweet atılamıyor ki. Hani bu kadar da... yani danışman onu oraya yazmıştır ama Van Üniversitesi, 100. yıl üniversitesi bilmiyor. Ne zaman kurulmuştur diye bilmiyor. Bakma ihtiyacı şimdi duymamış. Onun görevi bu kadar basit şu, olabilir diyorsun. Şunu onun danışmanın görevi bu. AKP'yi ve iktidarı çok 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 başarılı göstermek. Birçok şeyi yaptı. Yani her şeyi o yaptı. Dedim ya taş devrindeydik daha önce. Evet. Yani öyle bir abartacak ki onu araştırma gereği duymuyor demek istiyorum. Anladım. Hani biliyor da yazmıyor değil de. Bakmıyor. Araştırma ihtiyacı duymuyor. Hani çünkü onun görevi abartı. İşte yani kanaatim şu an bu yönde. Ama diğer yöntem kesinlikle çok kullanılan bir yöntem. İşte isim vermiyoruz galiba kanalda. Bazı gazetelerin ya da televizyonların manşetlerini izlerken hakikaten gülelim mi ağlayalım mı diye ben kendi adıma çok şey oluyorum hani bazen canım yanıyor bazen kahkaha atıyorum hani eminim vatandaş da böyledir bunu kapatıyorum. Ekonomiye dair yani kaç bakan gitti Lütfi Elvan damat bakan dayanmıyor bir kere işte en son Nebati geldi. Çok da hani üzerine konuşulan bir bakan olma özelliğinde ve bu cümleyi çok sık duyuyoruz artık ekonomiye bakan dayanmıyor. Hani bürokratlardan, bakandan, plan bütçe komisyonu başkanı son gün işte Lütfi Elvan'da tanık olduk. Pat sen bakan atandın onun yerine işte Cevdet Yılmaz getirildi. Yani o kadar ani değişiklikler oluyor ki gözümüzün önünde cereyan ediyor. Tabii ki yolunda gitmiyor ve bunlar... da temel sorun şu ekonomide yani ben bir ekonomist değilim hukukçuyum ama neticede hani siyaset içinde ve bu mücadeleyi yürüttüğümüz için temel hatlarda şunu söyleyebilirim halkı koruma gibi bir kaygıları kayboldu vatan yani normal gelirde dar gelirli diye ifade edersek yani toplumun %90'ın üstündeki kesimi artık AKP'nin MHP blokunun ilgilendiği bir alan olmaktan çıktı aslında. Nebati söyledi bunu biliyorsunuz. Bir de oraya geleceğim. Zaten bunu isteyerek mi istemeden mi söyledi. Bilinçaltını ortaya çıkardı. Sonra düzeltti. Evet sonra düzeltti. Dar gelirler hariç işte enflasyon devam edecek ama biz büyümeye de devam edeceğiz. Vesaire bunu itiraf etti. Çünkü şu anda meclise getirilen kanunlar, yasa teklifleri, yapılan bütün düzenlemeler, çıkan kararnameler, tamamı sermayedarlara yönelik düzenlemeler. Yani parası olanı koruyor.
İşvereni koruyor, patronu koruyor hani halk deyimiyle. Parası olmayanı koruyacak bir sistem getirmek gibi bir kaygısı yok. Neden? Çünkü onları ihtiyaç